Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Şubat ayı sizin için yılın en önemli aylarından birisi. Burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay aynı zamanda Jüpiter'den de güzel bir açı aldığı için çok şanslı, bereketli bir dolunay. Yaşamanızda bazı konular netleşirken hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. Yeni fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Evet, ayın özellikle ilk haftası içerisinde Oğlak burcundaki gezegen geçişleri enerjinizi, motivasyonunuzu biraz daha özel yaşamınıza, daha çok çocuklarınız, aşk hayatınız, kişisel yetenekleriniz, girişimleriniz ve eğlenceli konuları daha fazla yöneltiyor. Buralarda gerçekten sosyal alanda dikkat çekmeniz, takdir edilmeniz, keyifli zamanlar geçirmeniz mümkün görünüyor. Gezegeniniz Merkür 5'inden itibaren Kova burcuna geçecek. 5'inden itibaren biraz daha belki günlük işleriniz, işte mesleki konular, sorumluluklarınızı düşünüp planlamaya başlayabilirsiniz. Buralarda da tabii ki yeni olasılıkların, yeni fırsatların öne çıkabileceği çok güçlü bir ay. Birçok gezegen ayın ilk haftasından sonra artık Kova burcuna doğru yolculuğuna da başlayacak. 10 Şubat'ta Kova burcunun 20 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay günlük hayatınızın detaylarına, iş ve çalışma koşullarınıza dikkat çekiyor. Burada bir yeni işe başlamanız, yeni bir mesleki eğitime başlamanız veya çalışma ortamlarınıza yeni düzenlemeler yapmanız mümkün. Özellikle Kova olunca biraz teknoloji, bilimsel konular, işte elektronik, elektrik, dijital platformlar, daha işte astroloji olabilir, uzay, astronomi, uçaklar gibi konular olabilir. Bu alanlarda da belki ilgileriniz olabilir ya da iş ortamınızda işinizin işte dijital platformlardaki yapılandırılması, tanıtımları, sosyal medya üzerindeki aktiviteler, girişimler ve benzeri alanlarda da bazı kararlar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Özellikle sabit burçlarınız daha çok etkileniyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova burçlarının 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizi çok daha güçlü etkileyebilir. Uranüs'ün de önemli bir tesiri var. Dolayısıyla biraz hızlı, beklenmedik ani durumlar da getirebilir bu yeni ay. Size işle ilgili bir seyahat, işle ilgili bir eğitim ya da hani yine medya, dijital alanlar, internet üzerindeki bazı girişimler. Hani buralarda hızlı etkiler de yaşamınıza getirebilir sevgili Başaklar. Ayın 13'ünden itibaren Mars Kova burcuna geçecek. Venüs ayın 16'sında Kova burcuna geçecek. 14 Şubat'ta Mars Plüto kavuşumu var 0 derecede. Güçlü bir açı ama güçlü olduğu kadar biraz zor bir açı. Daha çok kolektif alanlarda aslında dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz ki bu biraz daha böyle teknoloji, dijital alanları, interneti, işte elektrik, elektronik gibi alanları, uzayı, astronomi, hava yollarını falan etkileyen bir açıdır. İşte Mars Plüto bazı siber saldırılar, elektrik sıkıntıları, uzay çalışmalarında ilgi çekici haberler gelebilir ve benzeri tetikleyici durumlar olabilir. Sizin 6. evinizde olacak. Dolayısıyla biraz hani genel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sinir sistemi, nörolojik sorunlar artabilir böyle bir dönemde. Evcil hayvanlarınızın güvenliğine, sağlığına dikkat etmekte fayda var. Ve tabii ki işlerinizi yaparken günlük hayatınızda kullandığınız teknolojik aletler, İşte bilişim cihazları, telefonunuz, bilgisayarınız ve buralardaki güvenliğe de daha fazla dikkat etmekte fayda var. Ayın 19'undan sonra Güneş Balık burcuna geçecek. İlişki evinizi aydınlatmaya başlıyor ve gezegeniniz Merkür de 23'ünde Balık burcuna geçecek. Demek ki ayın son haftası biraz daha böyle ilişkiler, işte eşiniz, partneriniz, işbirlikleri, ortaklıkları, arkadaşlıklar, daha çok sosyal hayatınızda hareketlilikler öne çıkarken buralara enerjinizi göndermeye başlıyorsunuz. Ve ayın 24'ünde 5 derece Başak burcunda dolunay var. Dolunaylar biliyorsunuz bir tamamlanma, sonuç alma ve farkındalık dönemi. Bu bir süredir devam eden bir işinizin, projenizin bitmesi anlamına da gelebilir. Bir hedefinize ulaşmanız anlamına da gelebilir. Bununla birlikte bir başarıyla dikkat çekmeniz, parlamanız anlamına gelebilir. Çünkü sahnede siz varsınız sevgili Başaklar. Jüpiter'in çok olumlu bir açısını görüyoruz. Dolayısıyla Jüpiter büyütücü, bereketli, pozitif bir enerji, şans, işte bir akademik başarı getirebilir size. Yurt dışı ile ilgili uluslararası alanda bir hedefinize ulaşmanız mümkün. Hukuksal bir alanda bir davanın sonuçlanması, burada bir sorunu çözmeniz mümkün. Seyahatler için güzel bir dolunay.
seyahatler olabilir, seyahatler planlayabilirsiniz, bir başarı getirebilir. Yani işinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları için, yayıncılık işleriniz için, internet işleriniz için de çok güzel destekler alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ayın son günlerinde 27-28 Şubat'ta Balık burcundaki Güneş, Satürn ve Merkür birleşiyorlar tam karşıt burcunuzda. Biraz hani ilişkilerde ciddiyet, sorumluluk anlamına geliyor bu. Yani eşinizin belki bazı ciddi konuşmaları, beklentileri olabilir, serzenişleri de olabilir tabii ki. Yani burada bir sorun varsa ona odaklanmak gerekiyor. İşbirlikleri, anlaşmalar, uzun vadeli yapılandırmalar, tabii ki bu evlilik gibi bir konu da olabilir doğal olarak. Dolayısıyla hani burada bir karar vermeniz, belki bir anlaşma yapmanız, bir imza atmanız da söz konusu olabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.